batı kısmındaki Necefa bölümünde bulunmaktayız. Bulunduğumuz alan 2 kilometre kadar tek parça kaydan oluşuyor. İlk başta blok şeklinde taşlar keserek Atiklara şehrini inşa ediyorlar. Daha sonra da gördüğünüz gibi oda haline yaparak aile mezarlığı olarak kullanmışlar. Burada hiç yaşamamamız bulunduğumuz bütün odaların içerisinde aile mezarları yer alıyor. Ve burası 2008 yılına kadar toprak altındaydı. Bu alanda sadece bir futbol sahası yer alıyordu. 2008 yılında yapılan kazı çalışmalarda 3 yılda bu gördüğümüz bütün alanı ortaya çıkarttılar. 2008'den 2011 yılına kadar geliyor. Onun ismi buraya verilmiş. Daha sonra arkasından Roma, Sasani, Süryani mezarları yerde gördüğümüz dayı tasarı ve üst tepede gördüğümüz Müslüman mezarları olmak üzere bir odada 3 tane aile mezarı yer alıyor. 3 mezardan bir tanesini kazdık. İçerisinde ise 13 insana ait iskelet bulundu. Aynı aileden 13 kişi gömmüşlerdi. Bunlarla beraber camdan oluşuyor. Roma mezarlarında simbolik olarak gözyaşlarını Cemşir içine Tepkan tarafına ediyor. Evet. Abi burası ne mezarlığıydı? Toplu mezarlık. Ha, toplu mezarlık. Toplu mezarlık olanı. Ha, aşağıda ha, kemikler var, doğru kemikler var aşağıda. Evet. Kazıya hangi üniversite yapıyordu? Mardin Müze Müdürü o zaman arka rotlarıyla kazı başkanlığı yapıyoruz daha. Müze Müdürü kazı başkanlığı. Şimdi 3 katlı. Eskiden toprak kredisi buraya da dönüyor.